Herkese merhaba arkadaşlar uzun süredir ürün incelemesi yapmadık bu videomuzda sizlerle birlikte bir lazer metre inceleyeceğiz. Ürünümüz Finirsi firmasından geliyor almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında ürüne ait satın alma bağlantısını paylaşacağım. Ürünümüz 40 metreye kadar lazer ile ölçüm yapabilen oldukça küçük ve portatif bir ürün. Gelin kutuyu açalım içinden çıkanlara bakalım. Ardından ürünün incelemesine geçeceğiz. Öncelikle kutu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Burada teknik bilgilerine yer verilmiş. Çalışma sıcaklığı, hassasiyeti ve maksimum ve minimum ölçüm aralığından bahsedilmiş arkadaşlar. Bu kısmında bilgilerini görebilirsiniz. Bunları geçtikten sonra kutu içeriğiyle devam edelim. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Kutuyu elinize aldığınızda karşınıza bu şekilde çıkıyor. Üzerinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. İngilizce ve Çince olarak bulabilirsiniz. Ana ünitemiz bu şekilde arkadaşlar. Kutu içerisinden çıkıyor. Ayrıca burada Type C arayüzüne sahip bir şarj kablosu da var. Hemen kutunun şu kısmında alan arkadaşlar buna dikkat etmeyip atmasınlar. Buradan böyle küçük bir de şarj kablosu çıkıyor. Kutu içeriği bu kadar. İsterseniz kullanım kılavuzuyla devam edelim. Kullanım kılavuzumuz bu şekilde arkadaşlar. İngilizce ve Çince olarak geldiğini söylemiştim. Kullanım kılavuzundan size en çok ilgilendirecek kısım buradaki uygulama arkadaşlar. Hem Android hem de iOS için yani iPhone telefonlarınızda kullanabileceğiniz uygulamalara ait barkodları görüyorsunuz. Bu barkodları okutarak arkadaşlar Cep telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. Birazdan göstereceğim ve bu uygulamayı kullanarak bu lazer metreye Bluetooth üzerinden bağlanıyorsunuz ve yaptığınız ölçümlerin aynı zamanda cep telefonunda kayıt olması, daha sonra bu kayıtlara erişilmesi ve hatta bazı hesapların yapılabilmesi mümkün oluyor. Bunlar için diğer detayları isterseniz lazer metremizi çalıştıralım ve yakından incelemeye başlayalım. Öncelikle pil kapasitesiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. 3.7 volt, 400 miliamper saatlik bir bataryaya sahipmiş ve şarj edebilmek için ise 5 volt, 500 miliamperlik bir şarj adaptörüne ihtiyacınız varmış minimum üzerinde olursa da olur arkadaşlar. Type C arayüzünden bunu şarj ederek kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde oldukça hafif ve portatif bir yapıya sahip. İçindeki bataryayı küçük bulabilirsiniz, ancak bu cihaz e, müzik dinlemek için ya da oyun oynamak için değil, ölçümleri yapabilmek için ki 40 metre oldukça uzun bir menzil, e, Burada bir şerit metreyi toplayıp uzatmak ya da taşımak gibi e, dez avantajların yanında böyle bir cihazın size getirebileceği avantajları tamamen siz düşünebilirsiniz, özellikle inşaat işiyle uğraşanlar. Ya da böyle uzun mesafeli ölçümler yapanlar için kesinlikle elinin altında olması gereken bir cihaz arkadaşlar. Cihazın üzerinde iki tane tuş görüyorsunuz. Ayrıca şurada da bir tane reset butonu var. Cihazınız olur da bir şekilde kilitlenir veya olur da bir şekilde ayarlarını bozarsanız buradaki reset butonuna basarak arkadaşlar bir iğne yardımıyla ya da sivri uçlu bu deliğe girebilecek bir cisim yardımıyla cihazı yeniden başlatabiliyorsunuz. Cihazımızın ana yapısı bu şekilde. Diğer tarafını çevirdiğinizde ise arkadaşlar iki tane burada mercek ya da yüzey görüyorsunuz. Bu şekilde ifade edeyim. Cihazın çalışmasından basitçe bahsedecek olursak burada bir tane lazer çıkışımız var. Bakın buradan lazer ışını hedefe ya da ölçmek istediğiniz noktaya doğru yönlendiriliyor. Lazer ışını hedefe çarptıktan sonra geri yansıyor. Burada gördüğünüz şu cam yüzey tarafından ve bunun arkasında bulunan sensör yardımıyla algılanıyor. Lazer ışınının yansımasından bu cihaz sizin hangi mesafeyi ölçtüğünüzü ya da aradaki mesafenin ne olduğunu tespit ediyor. Oldukça güzel bir cihaz arkadaşlar. Bu arada cihazın şöyle yaklaşık olarak bir 7-8 santimetrelik bir uzunluğu var. Bu uzunluğu ise cihaz üzerindeki ayarları kullanarak belirleyebiliyorsunuz. Yani ister buradaki lazer noktasını referans alabilirsiniz, isterseniz buradaki cihazın bitiş noktasını referans alarak ölçüm yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi fonksiyonel ve oldukça hassas bir şekilde çalışan bir lazer metre. Buradaki açma tuşuna basarak cihazı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi metre olarak ayarlanmış. İsterseniz bunu İngiliz ölçü birimine de çevirebiliyorsunuz. Biz metre kullandığımız için burada metre bilgileri var. Buradan ölçüm yapıp buradan da yaptığınız ölçümleri silmeniz mümkün arkadaşlar. Basitçe bir ölçüm yapacak olursam bakın şu anda lazer ışığını açtım. Ve bastığımda bir kare ölçtüğümü varsayarak arkadaşlar şu üst kısmını ölçüyor. Şu anda 1.29 metrelik bir ölçüm yaptı. Bakın tekrar basıyorum. Şimdi şu bir karenin yan tarafını ölçtüğünü düşünüyor. Bakın tekrardan bir ölçüm yaptım. Birazcık açısını değiştirdim. Bu da yaklaşık 63 santimetrelik, 63.5 santimetrelik bir ölçüye denk geldi arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde anahtarlarıyla çalışıyor. Bakın buradaki silme tuşunu kullanarak da yaptığınız ölçümleri silebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz cep telefonu üzerine uygulamasını yükleyelim ve cihazımızı eşleştirip cep telefonu ekranından da yaptığımız ölçümleri takip edelim. Barkodu okutarak cep telefonumuza uygulamayı indirdik. Burada Cihazımız açıkken arkadaşlar yine telefonumuzun bluetooth'u açıkken buradaki arama butonuna basıyoruz. Hemen zaten buldu. Bakın IRE 40 diye burada uygulamayı görebiliyoruz. Hemen cihazı ekleyeceğim. Oldukça kolay bir şekilde ekleniyor. Bakın şu an ekleme işlemi bitti. Ve artık cihazımız uygulama içerisine eklendi arkadaşlar. Ölçüm yapmaya hazırız. Şimdi bir ölçüm yapalım. Anında bu yaptığımız ölçümün cep telefonuna yansıdığını göreceğiz. Basitçe bir ölçüm yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın şu aralığı ölçeceğim. Şu an ölçüm işlemini yaptım. Şöyle tamamlandığında arkadaşlar şu an kare bir ölçüm yapıyorum. Bu ölçüm şu an cep telefonu ekranıma düştü arkadaşlar. Bakın bir dikdörtgen ya da kareli düşünebilirsiniz. Üst kenarı ve alt kenarının ölçümünü burada cep telefonunuza direkt olarak atıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hani bir yere yazmak gibi bir derdiniz de yok. Bu yaptığınız kayıtları anında telefonunuza alabiliyorsunuz. Ayrıca yaptığınız bu ölçümleri bakın şuradaki düzenleme butonuna tıklayarak şu an tıklayamadım evet oldum bir isim de verebilirsiniz. Örnek veriyorum işte bir inşaat ismi olabilir. Bir masa olabilir. Örneğin ben buna Zafer diye bir isim vereceğim. Artık bu ölçüm Zafer diye telefonumda kayıtlı arkadaşlar. Gerçekten kalem kağıt taşıma derdinden de sizi kurtarıyor. Oldukça güzel çalışan hafif ve portatif bir cihaz. Gelin bir ölçüm daha yapalım. Ardından Cihazı incelemeye devam edeceğiz. Son olarak uzun mesafeli bir ölçüm yapacağım arkadaşlar. Şu an evimin koridorundayım. Şöyle karşıya tutarak bir ölçüm yapacağım arkadaşlar. Şöyle lazeri aktif ediyorum. Ölçmek istediğim noktayı seçtikten sonra buradaki tuşumuza tekrar basarak arkadaşlar ölçüyü alıyoruz. Şöyle ikisini de sıfırlayacağım. Bakın tekrardan bir ölçüm yapalım. Bu noktadan referans aldık. Ve gördüğünüz gibi 5 metre 85 santimetrelik hatta 85 buçuk santimetrelik bir ölçü çıktı arkadaşlar. Bu şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Cihazımızın ana şekliyle kullanımı bu şekilde satın almak isteyen arkadaşlar için hemen videonun açıklamalar kısmında satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.